Evet, şimdi kameralarımızı Samandıra'ya çevirelim. Ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. Sarı lacivertliler de basına açık antrenman gerçekleşiyor. Ahmet Selim de notlarıyla birlikte bize antrenmandan detayları aktaracak. Ahmet Selim, söz sende. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Fenerbahçe Samandıra Canbartu tesislerinde şu anda Twente maçı öncesi bir antrenman gerçekleştiriyor. Sarı lacivertlerde futbolcular sahaya yeni yeni geliyor ama kaleciler çalışmalara başladı. Tabii Fenerbahçe'nin yeni transferi, uzun süre beklenen kalecisi Dominik Livakovic de bu antrenmanda yer alıyor. Genç kaleciler de var burada. İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic şu anda antrenman gerçekleştiriyor. Biraz uzak bir bölümdeler. Kameraman arkadaşım Barış Seven bu görüntüleri en sağlıklı şekilde sizlere aktarmaya gayret ediyor. Futbolcular da bir yandan yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Birazdan o görüntüleri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii saat kısa bir süre önce Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldız transferlerinden Fred basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi çok heyecanlı olduğunu, Fenerbahçe'nin hedeflerinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve bu doğrultuda da şampiyonluğu kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti. Teknik direktör İsmail Kartal da yavaş yavaş antrenmanın artık başlamasını bekliyor. Bir yandan kalecilerin çalışmasını kontrol ediyor. Bir yandan da futbolcuların gelmesini bekliyor ki futbolcular da yavaş yavaş teknik direktör İsmail Kartal'a doğru yürüyor. Tabii ilk olarak bir ısınma bölümü olacak. Ardından da antrenman start alacak. Tabii ki notları vesaire de paylaşacağız. Fenerbahçe sezonu iyi bir başlangıç yaptı. İyi bir başlangıç yaptı. 7'de 7 ile sezona girdi Sarı Lacivertliler. 2 lig maçı ve 5 Avrupa maçını da kazanmasını bildi. Şu anda da antrenman başladı. Düz koşuyla futbolcular ilk bölüm çalışmalarını gerçekleştiriyor. Samet Akaydın bireysel çalışma gerçekleştiriyor. Bir sakatlığı vardı. Atlattı bu sakatlığı. Bireysel çalışmalar gerçekleşiyor. Tabii şunu da ifade edelim. Transferin son günlerine doğru tecrübeli oyuncu takımdan ayrılabilir. Bunun dışında Ciku, İsmail ve Mert Hakan yandaş da bugün bireysel çalışma gerçekleştiriyor. Daha doğrusu bireysel çalışma demeyelim. Bu biraz da aslında dinlenme uygulaması oluyor. Teknik direktör İsmail Kartal Twente maçının basın toplantısından önce açıklamıştı. Futbolcuları termal kamerayla izlediklerini sakatlanmaları için. Şu anda da Ciku geliyor ekranlarınıza. O da bireysel tamamlamasını, çalışmasını gerçekleştirdi. Bugünü biraz daha dinlenmeyle geçirecek. Antrenman başlamadan önce burada koşu yapıyordu. Çalışmasını tamamladı. O da tesislere gitti. Dediğimiz gibi İsmail Yüksek, Ciku ve Mert bugünü bu şekilde geçirecek. Samet bireysel antrenman yaptı. Yine Luan Perez'in bireysel çalışmalara devam ettiğini, dönüş sürecinde olduğunu ifade edelim. Ferdi Kadıoğlu yaklaşık 2 haftalık bir sakatlık süreci olacak. Ankaragücü ve Twente maçlarında forma giyemeyecek. Luan Perez'den bahsetmişken kameraman arkadaşım Barış Seven hemen onu da size bireysel çalışmasını böyle taze taze göstermiş oldu. Sarı lacivertli futbolcularda biz notları anlatırken biraz da yayın şansıyla neden bahsetsek tam olarak önümüze düşmüş oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından bahsetmiştik. 2 haftalık bir tedavi süreci. Milli aradan sonra dönmesi bekleniyor. Herhangi bir ciddi uzun süreçli sakatlık değil. Tabii Ferdi çok iyi performans gösteriyor. Bu yüzden biraz da taraftarları endişelendirmişti sakatlık haberi. Emre Mor'da alçı çıktı. Stres kırığı vardı. Yine Aspor ekranlarında bu detayları paylaşmıştık size. Artık yaklaşık bir 10 günlük aranın ardından sağ çalışmalarına başlayacak Emre Mor ve takıma dönecek. Kırık artık geçmiş durumda. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Özetle bugünkü antrenmanda 7 isim sahada yer almıyor. Bunların 3'ü dinlenme amaçlı tamamen. Ciku, İsmail, Mert. Diğerleri de sakatlık veya sakatlık dönüşüyle alakalı. Fenerbahçe Perşembe günü 5-1'in rövanşında Twente deplasmanına gidecek. İşi burada bitirdik desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız ama tabii ki futbol, orada da sarı lacivertler istediği sonucu alarak Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de antrenman şu anda, futbolcular 3 gruba ayrılmış halde 5'e 2 top çalışmasıyla başlıyor. Tabii 3 günde bir maç temposu. Her ne kadar Başakşehir maçı ertelenmiş olsa da amaç zaten iyi dinlenebilmekti. Bu ertelemelerdeki amaç doğru şekilde takımı dinlendirebilmekti. Bu anlamda bir yandan çalışma temposu aynı şekilde dikkatli bir şekilde gerçekleştirilirken futbolcuların dinlendirilmesine de özen gösteriliyor. Fenerbahçe Twente maçından sonra milli ara öncesinde Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 2 sarı lacivert derbi desek herhalde en doğru tanımlama olur. Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak karşılaşma. Ankaragücü bir önceki maçını Olimpiyat Stadyumunda oynamıştı. Zemin yenilenmişti Ankaragücü'nde. Az önce Ankaragücü kulübünden bir fotoğraf da paylaşıldı. Çünkü zemin ne durumda? Bu biraz merak konusu olmuştu. Başkan Faruk Hoca'nın zeminin son halini denetlediği ile alakalı, çalışmaların denetlendiği ile alakalı bir fotoğraf paylaşıldı. Yarın da 11'de Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin bu noktada herhangi bir sorun olup olmadığını denetleyeceği, böylelikle de maçın bir sorun olmaması halinde Eryaman Stadyumunda oynanacağı ifade edildi. Kritik bir karşılaşma. Tabi ligin 3 haftası geride kaldı ama Fenerbahçe adına 3. maç olacak. Başakşehir maçı ertelendiği için Dominik Livakovic ekranlarınıza geliyor. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi, Hırvatistan milli takımının da kalesini koruyor. Aslında daha önce Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti. Fakat şüphesiz ki Dinamo Zagreb Fenerbahçe eşleşmesi olmuştu. 2017 yılıydı yanılmıyorsam. Yanlış bir bilgi olduysa da şimdiden kusura bakmayın diyelim. 2018-2017 o sezonlarda karşılaşmıştı Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb. Orada oynamıştı aslında Fenerbahçe'ye karşı ama biz Livakovic'i tabii Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımıyla sergilediği performansla tam anlamıyla tanıdık. Şu anda da bir hız, refleks antrenmanı gerçekleştiriliyor. Tabii İrfan Can Eğribayat da formda fazlasıyla. Altay'dan kaleyi devraldığında güven verdi. Şu anda da Livakovic onun yaptığı bu kurtarışları alkışladı. Birazdan da muhtemelen bu antrenmanı kendisi gerçekleştirecek. Livakovic şu anda İrfan Can'ı yerinden kaldırdı ve kaleci antrenmanı da bu şekilde devam ediyor. Sefer Hoca kalecileri çalıştırıyor. Yakın mesafeden dediğimiz gibi hem çabuklukla alakalı hem reflekslerle alakalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Dominik Livakovic de Fenerbahçe'nin son transferi, en son gelen isim. Tabii bu yıl birçok yıldız transferi yaptı Fenerbahçe. Birçok önemli takviye gerçekleştirdi. Son olarak da Livakovic geldi. Tabii bir yandan da 6 numara süreci var. Açıkçası Pioli, Milan Teknik Direktörü Krunic'i bırakmayacaklarını ifade etti ama bir yandan o süreç devam ediyor. Bir yandan da Fenerbahçe farklı adaylarla da tabii ki temaslar sağlıyor. Birçok farklı isim gündemde. Premier Lig'de tabii 1-4 Eylül arasında oradan fırsat transferleri çıkabilir. Endombele ismi defteri kapanmadı, bir anda o bekliyor. Bu şekilde bir süreç yaşanıyor. Tabii artık son viraja giriyoruz diyebiliriz. Hani 4 Eylül'den sonra yani Avrupa kadrosuna yazılmayacak bir transferi çok fazla beklemiyorum. Bu arada Livakovic de şu anda kaleye geçti. Sefer Hoca onu çalıştırıyor. Aynı hareketleri o da gerçekleştiriyor. Fenerbahçe'nin taraftarlar tabii Dinamo Zagreb'in eleme maçlarında oynama süreci yüzünden bu süreç uzadı. Her ne kadar biz neredeyse her yayında bir sorun yok, süreç bu maçların ardından tamamlanacak şeklinde bilgilendirmeler geçsek de transfer gerçekleşmedi. Çoğu merak, o şey artıyordu. Livakovic de gördüğünüz gibi artık buraya geldi ve oldukça mutlu gözüküyor. Ankaragücü maçında da, Twente maçında kalede İrfan Can Eğribayat olacak. Şu anda da Sefer Hoca ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Çabucak adapte olmuş gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic, ki Fenerbahçe tribünlerinde çok eskiden yer alan bir tezahürat vardı. Kalemizde Ivançević var. Fenerbahçe taraftarlarına o tezahüratı hatırlatan da bir isimle kısa sürede pozitif bir etki yaratmış durumda. Ama dediğimiz gibi ilk maçına da Ankaragücü'ne karşı çıkacak. Antrenman bir yandan devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen bu çalışmada şimdi biraz daha değiştiriliyor çalışma. Yine topla 5-2'ye 2'yi andıran bir çalışma gerçekleştiriliyor ama biraz daha fazla hareket ve aksiyon istedi teknik heyet bu noktada. Ve tek kere dokunulmasını istiyorlar. Yanlış anlamadıysam uzaktan duyabildiğimiz kadarıyla 3 grup halinde Fenerbahçe futbolcuları antrenmanı gerçekleştiriyor. Bu tabi UEFA'nın zorunlu kıldığı antrenman değil. O yüzden biz de hani kulübün direkt olarak açtığı bir antrenman. Biz de bu anlamda bu düşünceli davranış için bir kez daha teşekkür edelim. Fenerbahçe Twente deplasmanında 5-1'in rövanşına çıkacak. Tabii teknik direktör İsmail Kartal'dan da bu anlamda rotasyon bekliyoruz. Bu maçta biraz daha süre az forma şansı bulan oyuncuların oynamasını bekliyoruz. 7 sürekli oynayan oyuncular var. İsmail Yüksek gibi, Tadiç gibi. Ferdi zaten sakatlandı. Bir sakatlık yaşadı. O da vardı bu isimlerin arasında. Yani Tadiç'in vesaire de ilk kez bu maçta kulübede olmasını beklediğimizi ifade edelim. İsmail de bu maçta dinlendirilecektir. Artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi ifade edelim. Fenerbahçe Twente maçı öncesinde Samandıra Canbar testlerinde antrenmanı gerçekleştiriyor. Biz de hem görüntüleri hem detayları sizlerle paylaşmış olduk. Şimdilik buradaki notlarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ceyda Dönmez.